Herkese merhabalar. Bugün tasarım yazılımları öğrenmenize engel olan durumlar ya da davranışlardan tembelliği ve daha önemlisi tembelliğin avukatlığı durumunu konuşuyor olacağız. Daha önceki videolarımızda öğrenci egosu, öğrenci gururu ve fazla bilme konularından bahsettik. O videolarımıza da bir göz atabilirsiniz. Bu videomuzun konusuysa tembellik. Arkadaşlar, tembellik konusu aslında inanılmaz basit bir konu. Pratik yapamazsanız Öğrenemezsiniz bu kadar basit. Bana eğitime gelen Kurum yoluyla olsun ya da özel ders olarak olsun fark etmez. Öğrencilerimle yıllardır anlaşamadığım, beni en mutsuz eden konu bu. Dersten derse sadece 3ds Max'e, Rhino'ya, V-Ray'e, Unreal Engine'a fark etmez zaman ayırırsanız Bu programları öğrenme şansınız yok. Mazeretiniz ne olursa olsun canınız istemedi mi? Öğrenemediniz geçmiş olsun. Tamamen keyfen bir pratik yapmıyorsunuz. Öğrenemediniz. Geçmiş olsun. Dünyanın en haklı mazeretine mi sahipsiniz? Bir trafik kazası geçirdiniz. Tahtaya vuralım. Ve bu trafik kazasından dolayı 3 ay hastanede yattınız. 3 ay sonra çok sağlıklı ayağa mı kalktınız? Kusura bakmayın. Maxi ya da diğer tasarım programlarını yine öğrenemediniz. Arkadaşlar mazeretiniz olsun ya da olmasın. Pratik yapmadan profesyonel bir beceriyi geliştirme onda ustalaşma ihtimaliniz yok. Ve açıkçası ben bunu söylemem gerektiğini, yani böyle habibi <laughs> isyan ederek söyleyeyim, inanamıyorum. Ya yani gerçekten inanamıyorum. Yani ben 20 yaşında, 30 yaşında insanlara bak şimdi benden bunu duydun, ne olduğunu da anladın. Tabii ki anlayacaksın. Ya yani bunlar çok zor şeyler değil. Ama bir marangozun da ahşabı işte keskiyle oyduğunu Testereyle kestiğini zaten anlamıyor olma, olamazsınız arkadaşlar. Bunu anlamanız, o işin nasıl yapıldığını ha böyleymiş demeniz sizi o işi yapar hale getirmez. İşte tembellik ettiğiniz sürece, çalışmadığınız sürece, o işi yapar hale gelene kadar pratik yapmadığınız sürece öğrenemeyeceksiniz. Bu cepte. Hani bu kısmını uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bir kere daha toparlayayım. Bir eğitime gittiğinizde amacınız öğrenmekse, pardon amacınız o işi yapar hale gelmekse, yani genel bir kültür oluşturmak yetiyorsa size tamam beni dinleyin. Benim söylediğim Aa, bu işler böyleymiş de deyin geçin. Ama iki gün sonra o işi yapmanız gerekecekse arkadaşlar eğitmenin ne söylediğini anlamış olmanız hiçbir şey ifade etmez. O anladığınız şeyi uygulayabilir hale gelene kadar pratik yapacaksınız, çizmeye çalışacaksınız, çizene kadar uğraşacaksınız. Bunu da eğitmen sizin için yapamaz. Siz yapacaksınız. Bu kısmı zaten üzerine çok uzun uzun konuşulacak böyle enteresan bir şey değil. Bu videonun enteresan kısmına gelelim. Arkadaşlar ben Türkiye'deki kadar yani tabii şunu söyleyeyim. yurt dışı ülkelerdeki insanların tavırlarını biz medyalardan takip ediyoruz. Ben, yani ben gidip atıyorum 6 ay Finlandiya'da 8 ay Almanya'da yaşamış değilim. Ama arkadaşlar işimize geleni olumlamak konusu biz de bir hastalık durumunda. Yani biz böyle gerçeklere bakarak yorum yapmıyoruz da işimize geleni olumlayarak, yani işimize geleni gerçek yapmaya çalışıyoruz. Bunu bu konuya ne, neden giriyorum? Çünkü çalışasımız gelmiyor, tembelliğimiz tutuyor, pratik yapmak istemiyoruz. O pratiği yaparken canımız sıkılıyor vesaire. Ondan sonra da şu, kendimizi ya zaten pratik yapmasam da olur, ben bunun ne olduğunu zaten anladım gibi garip garip gerekçelerle kendimizi haklı çıkarıp Beni yalancı çıkarıyorsunuz. Bunu çok yaşıyorum. Eğitimlerde diyorum ki bakın ben bu uyarıyı her kursun başında yaparım. Derim ki e arkadaşlar ben size hiçbir şey öğretemem. Size de söylemiş olayım YouTube üzerinden. Hiçbir eğitmen size hiçbir şey öğretemez. Hiçbir eğitmen sizi bir işi yapar hale getiremez. Kendiniz bunu başarırsınız. Mesela bana hocam sayende meslek sahibi oldum diye çok teşekkür eden bir öğrencim vardı. Bu teşekkürü de ben kabul etmiyorum. O öğrencim başardı bu işi. Niye? Nasıl başardı? Tembellik yapmadı. Derslerde anlattığım, çalışmalarımızda gösterdiğim yoldan ilerleyebilmek için mücadele etti o arkadaşımız. Şimdi de diyor ki ben sayenizde meslek sahibi oldum. Ben arkadaşlar size en fazla ya da herhangi bir eğitmen en fazla kapıyı açabilirim. İşte kurslarda şu çok başıma geliyor. Bu tembellik savunuculuğu, tembelliğin avukatlığı, içinde bulunduğumuz işimize geleni doğru yapmak için uydurmasyon gerekçeler ortaya koymak. Arkadaşlar her kursun başında işte bakın diyorum 72 saat benimle çalışmanız, genelde şeylerde 72 saat civarıdır kurumlarda eğitimler. Ben 72 saat boyunca size bir şeyler anlatacağım siz de anlattığım hiçbir şeyi anlamama durumunu yaşamayacaksınız. Çünkü bu işler çok zor işler değil zaten. Her şeyi gayet güzel anlayacaksınız. Ama anlamış olmanız hiçbir şey ifade etmez. Arkadaşlar hafta aralarında işte eğitim aralarında derste anlattığım şeyi yapar hale gelene kadar pratik yapmazsanız kursun sonunda Kurs bitince hadi bakalım tamam artık öğrendik hadi şimdi çizelim bakalım derseniz hiçbir şey yapamadığınızı sıfır noktasında durduğunuz bir adım bile ilerlememiş olduğunuzu görürsünüz diye bir uyarı yapıyorum ve arkadaşlar bu uyarıya rağmen bazı öğrenciler böyle tek tek böyle fotoğraflarını gösterseniz evet bu öyle yaptı bu böyle, bu da öyle yapmıştı diye söyleyebilirim o kadar canım sıkılıyor bu konuya ee, diyorlar ki yok ya ben bunu anladım. Zaten haftada 6 saat kursa geliyorum ya da işte benle birebir çalışıyorsa haftada 4 saat çalışıyoruz zaten. Ben anladığıma göre zaten tamam ya biz çizdik bunu diyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir tanesi artık şey yapmıştı bayağı artık <laughs> itiraf etmişti bana. Böyle kursun sonunda ilk kez bir şeyi kendisi çizmeye çalışmış o hafta evinde. Hocam ya gerçekten öyle oluyormuş ben hiçbir şey çizemiyorum diyor. Arkadaşlar ben bunu zaten söylüyorum. Siz niye tembelliğin avukatlığını yapıyorsunuz? Niye size olmaz zaten dediğim bir şeyi olur diye kendi kendinize küstahça beni hiçe sayıp işinize gelene inanmaya devam ediyorsunuz? Burada bunları yapanlar da göz göze konuşuyormuş gibi bir tavırla konuşacağım. Ya, bunları yapmayanlar lütfen üstlerine alınmasınlar. Yani tembelliğinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çalışmamak için mazeret bulmaya çalışıyorsunuz. Bu şu durumda olabilir bunu kabul ederim size kursa benim önüme babanız aileniz zorla koymuştur zorla gelmişsinizdir mesela ülkede zorunlu eğitim var ama eğitilmek istemiyorsunuzdur ama gelmek zorundasınızdır o zaman tamam başımın üstünde yeriniz var ama arkadaşlar benim önüme gelen herkes ve bu videoyu izleyen herkes öğrenmek için demek ki bir çaba içerisinde öğrenmeyi hedefliyor. E kusura bakmayın öğrenmenin zor bir şey olduğunu görünce zor olmasın ya çok çaba gerektirmesin diye kendi kendinize hayal alemine dağılmayacaksınız. Hani zorla gelenler, laf olsun diye takılanlar, aslında işi başarmakla ilgisi olmayanlar tamam onu hepinizi kenara bırakıyorum. Ama arkadaşlar binlerce lira para harcıyorsunuz, kurslara geliyorsunuz sonra da hoca size şunu söylüyor. Sınıfta benle çizerek öğrenmiş olmazsınız. Sınıfta çizdiğiniz hiçbir şeyi siz çizmiyorsunuz. Ben size çizdirtiriyorum. Sizin kendi başınıza çizmeniz başka bir şeydir diye bunu bu kadar net söylüyorum. Buna inanmıyorsunuz. Baya diyorsunuz ki yok ya Süleyman hoca abartıyor. Ne olacak? Ben anladım işte bu işi diyorsunuz. Ee, evet, anladınız. Ben de sinemanın nasıl çekildiğini çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Acayip iyi anlıyorum. Hobim biraz. Seviyorum o konularda bir şeyler izlemeyi. Kamera nedir? ışık nedir, renk nedir, işte oyunculuk nedir hepsini sorsanız söylerim ben size. Bu beni bir yönetmen yapar mı? Ya yani bunu tekrar tekrar etmeyeyim artık. Tembellik hepimizde var. Hiçbirimiz bize şöyle bir soru sorulsa Süleyman'cığım sana bir hayat tasarlıyoruz şu anda. Evet bu hayat çok mu zor geçsin? Yoksa kolaylıklarla mı geçirmek istersin? İstediğin şeylere kolayca ulaşmayı mı istersin? Nasıl yapalım diye sorsalar tabii ki hiçbirimiz arkadaşlar zor olsun ben her şeye zor ulaşayım sürüneyim demezsiniz bunu ben anlıyorum yani ben de demem benim de gönlüm her şeyin kolay olmasından yana ama bir şeyi başarmak istiyorsanız ve baktığınız zaman bu şey kolay değilse bu işin uzmanı birisi o işte bir şeyler ortaya koymuş birisi tecrübeli birisi size bu işin o kadar kolay olmayacağını şu zorlukları aşman gerekiyor şeklinde bilgiler paylaşıyorsa biz Ahmet arkadaşlar o çalışmayı yapacaksınız. Ya da diyeceksiniz ki ha ben bu kadar çalışamam. Ben bu işe baştan vazgeçin. Bakın çok samimi söylüyorum. Benim size böyle böyle olursa başaramazsın. Tembellik edersen bu iş olmaz. Bu öyle kolay, yarım ağızla yapılacak, yarım elle yapılacak, kaba bir tabir vardı ya bir tarafının ucuyla yapmak. İşte bir tarafınızın ucuyla yapabileceğiniz işler değil bunlar arkadaşlar. Ciddi anlamda bir zeka Ciddi anlamda bir geometrik üç boyutlu düşünme becerisi, ciddi anlamda da bir çalışma tecrübe çok fazla şeyi aynı anda kontrol edebilme yetisi gerektiriyor bu işleri yapabilmek, bunlara da bir anda ulaşamıyorsunuz. Bu tembelliğin avukatlığı konusunu bir iki tane daha örneklendireyim Ondan sonra bu videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Arkadaşlar dediğim gibi ben bunu çizem kendiniz çizmeye kalktığınızda hiçbir şey yapamayacaksınız dememe rağmen Kursun sonunda ilk denemesini yapıp Aa, Ben hiçbir şey çizemiyorum diyen öğrencim oldu benim Benim bu söylediğim uyarıya uymadığı için bunu umursamadığı için Ben ona yahu bunu sen çizmiyorsun bunu ben sana ben çiziyorum sen sadece burada Kukla gibi benim ne dersem onu yapıyorsun Dememe rağmen yok yok güzel çiziyoruz bence daha ne çizeceğiz dediği için okulu bitiremeyen öğrencim oldu. 3DS Max eğitimini benden okulunu bitirmek için alıyordu. Hani okuldaki bütün dersleri vermiş 3DS Max'i verememiş. Arkadaşlar ilk kendi bütün bu uyarılarıma rağmen ilk kendi başına çizme deneyimine sınavda girdi. Sınavdan önce bir kere bile açıp kendisi çizmeye çalışmamış. Sonra sınavdan sonra beni aradı. Ya hocam siz ne kadar haklıymışsınız ben tek bir şey çizemedim sınavda dedi. Ya arkadaşlar niye zaten siz beni ezip geçip kafanıza göre yaparım ya yaparım diye kendinizi gaza getiriyorsunuz. Yaptığınızı görmeden yaparım demeyin. Yaptığınızı görmeniz zaten zor olacak. O yaptığınızı görmek için bir kere çizmeye çalışsanız zaten beni anlamış olacaksınız. Ama genelde bu oluyor. Dersler arasında bir kere bile çizmeye kalkışılmıyor. Nasıl olsa haftada iki kere ben bu derste bir şeyler yapıyorum arada bir şey yapmasam olur deniliyor. Mümkün değil arkadaşlar. Başka bir örnek vereyim. Yakın zamanda öğrencilerle olan bir konuşmamız. Yine arkadaşlar bu aynı cümleler. Yani bunları duyduğumda artık gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Yani hem bu kadar konuya hakim olmayıp hem de bu kadar eğitmenin bile üstünde fikir beyan etmeniz, eğitmenin bu işler öyle değildir derken yok yok bence öyledir demeniz gerçekten gülünecek bir şey. İşte yakın zamanda şu oldu. İşte konuşuyoruz pratiklerin önemi bakın hal şimdi bir sınıf güncel bir sınıf arkadaşlar pratik yapmadıkları için kursun 10. haftasında hala en kolay soruları en temel soruları soran öğrenciler var. Ve artık ben son hafta dedim ki arkadaşlar kusura bakmayın sizin sorularınızı cevaplamayacağım. Çünkü siz pratik yapmadan haftadan haftaya geliyorsunuz tembellik yapıyorsunuz sonra burada tembellik yapmayan insanların zamanını çalıyorsunuz yani bu budur. İnsanlar pratik yapıyor, her şeyi öğreniyor, sürekli ilerleyerek devam ediyor. Pratik yapmayanlar, tembellik yapanlar hala bana işin ABC'sini soruyorlar. E ben şimdi size diğer insanların hakkını yedirir miyim? Yedirmem. Neyse bu konuda biraz böyle sürtüştüğüm, biraz böyle artık tatsız konuşmak zorunda kaldığım bir sınıfım oldu. Bu sınıfta da tabii ki yine böyle kavga dövüş bir şey yok. Onlar da haklısınız hocam vesaire. Ve arkadaşlar işte sohbet oldu. İşte hocam tembel insanlar ama zeki olmazlar mı? Olmazlar arkadaşlar. Tembel insanlar tembeldir. Zeki insanlar da zekidir. Bu söylemin kaynağı omurgası şudur. İşte tembelleri işe alın. Bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Bunlara hemen inanıyorsunuz. Tembel olmak istiyorsanız ya hemen bu fikirleri kap böyle hemen kapıyorsunuz. Evet ya tembellik süper. Tembellik süper değil. Zekilik süper arkadaşlar. Şunu yapan insanlar tembel oldukları için bunu başarmıyorlar. İşte şu söylem var ya, tembelleri işe alıyormuş Apple. Hmm, tembelleri alıyor arkadaşlar. Tabi gidin bir deneyin bakalım. Apple'a gidin şey deyin, sizi niye işe almalıyız Süleyman Bey? Ben çok tembelim. Acayip tembelim. Beni mutlaka kaçırmamalısınız. Deyin bakalım alıyorlar mı işe? Arkadaşlar, tembel insanlar bir işi yapmanın daha kolay yolunu bulurlar, zeki olurlar diye bir söylem var. O öyle değil. Zeki insanlar bir işi verimsiz yapmamanın yollarını hep ararlar. Zeki insanlar bir işi yapmanın daha pratik yollarını keşfederler. Tembel oldukları için değil, zeki oldukları için. Yani bunu tembellikten kadar geldiğini zannetmeyin. Tembel ve de angut olan bir insan o basit yolu, hızlı yolu bulamaz. Şunu söyleyeyim, bulduğunu zanneder. Bir de işin bu tarafı vardır. Ee, yaptığı şey, mesela bu da oluyor öğrencilerimde, yaptığı şey benim öğrettiğim şey değil, benim hedef koyduğum iş değil. Kendince kısa bir yol buluyor ama işte kendince benim söylediğim kalitede olmayan, benim söylediğim niteliklere sahip olmayan bir işi kısaca yaptığını zannediyor. O kadar tembel ve o kadar zeka olarak da altını dolduramadığı için tembelliğinin ne istediğimin, ne öğretmeye çalıştığımın farkında olmuyor ki bazı öğrenciler. Alınmaca gücenmece yok. Bunları yenmeniz lazım. Bunları bu kadar açık konuşmamız lazım bu yüzden. Yani daha neyi kaçırdığının farkında bile değil ama benim söylediğim işi yapabildiğini zannediyor. Bana da şey diyor, hocam işte gördünüz mü yaptım diyor. Sonra arkadaşlar tabii ben bu arkadaşları, bu öğrencilerimi kibarca bozmak zorunda kalıyorum. O yaptığın bakın benim söylediğim değil diye. Bir beş kere daha anlatmak zorunda kalıyorum. Halbuki baştan tembelliğin avukatlığını yapmaya çalışmasa, benim olayı büyüttüğümü düşünmek yerine, yahu belirli kalitede işleri yapmak için belirli bir şeylere dikkat etmek gerekiyor herhalde, bu adam bunu anlatıyor anlatıyorsa dese, alacak yürüyecek. Ama tembelliğin avukatlığını yapmaktan işi yapmaya zaman kalmıyor. Sizin tembellikten vazgeçirmek için harcadığım nefeslerle, ben size çok güzel bilgiler de aktarabilirim arkadaşlar. Ama bakın bugün yine aynı şeyi yapıyorum. Sizi önce bir tembellik fikrinden uzaklaştırmam gerekiyor. O işin o kadar kolay olmadığına ikna etmem gerekiyor. Efor sarf etmeden başaramayacağınıza, biraz o beyninizin ağrıması gerektiğine bu işleri yaparken önce bir bunu ikna etmekle sizi bir tembellikten vazgeçirmekle mesai harcıyorum. Ondan sonra nasıl çizerizi konuşmaya başlıyoruz mesela bazen. Tamam tembellik hepimizin içgüdüsü. Hepimiz e, ya şu dağı mı tırmanmak istersin, şu deniz kenarında yatmak mı istersin denildiğinde büyük bir kısmımız deniz kenarında yatsam daha iyi olur dersiniz. Ya da şöyle söyleyeyim tek bir kerelik seçimde dağı tırmanmak da sevimli gelebilir bir hobi olarak. Şöyle bu cümleyi değiştirelim. Ömrüm boyunca her gün dağa mı tırmanmak istersin, ömrüm boyunca her gün deniz kenarında yatmak mı istersin sorusu. Çoğumuzun %99'umuz belki de ömrüm boyunca her gün yapacaksam deniz kenarında yatayım cevabını veririz. Bu doğru arkadaşlar ama belirli bir hedefi ulaşmak istiyorsanız tembellik yapma lüksünüz yok. Tembellik yaparsanız geçmiş olsun. Tembellik yapmayanlar o sizin istediğiniz hedeflere ulaşırken siz böyle kendinizi şeylerle avutacaksınız. Ya onlar torpille girdi ya. Ya onlar şans eseri giriyor ya. Ya ben de yapıyorum ama benden iyisi olmuyor ya. Sizde olmamasının sebebi sizin o yap, yapıyorum cümlesini kuracak kadar daha konuya hakim olmamanız. Siz yapmıyorsunuz haberiniz olsun. Tembel arkadaşlara buradan selamlar. Tembel insan zeki olmaz. Tembel ve zeki bir insansanız Yine bir şeyler ortaya koyarsınız. Ama tembellik, zeka, tembellik bir karakter kalitesi işareti değildir arkadaşlar. Son olarak tembelliğin yanında az önce biraz ucundan girdiğim mazeretler konusuna gidelim. Arkadaşlar mazeretleriniz zaten kısaca söyledim az önce dünyanın en haklı mazeretleri bile olsa eğer programlar için ya da işte geliştirmek istediğiniz yetenek için zaman harcamadıysanız o yetenek gelişmez. Ben sizinle şöyle bir şey paylaşayım. Ben 4 yıllık üniversiteyi 9 yılda bitirdim. Gerçekten böyle bir 3 yıl neredeyse hiç gitmedim vesaire saçma sapan şeyler yaptım. Ve arkadaşlar okula gitmiyorken hatta şöyle oluyordu. Okul civarındayım, okula gitmiyorum. Yani öyle söyleyeyim size. Bir de bizim bölümümüz şeyler bilirler. Endüstriyel Tasarım bölümünde bir dersten yarım yıl kalırsanız okul bir yıl uzar. Yani 4 yıllık okulu 9 yıla uzatmak demek bizde. Aslında 5 tane yarım yıllık yani başka bir bölümde başka bir okulda okulunuzu 2 yıl 2,5 yıl uzatacak bir aksama bizim okulda 5 yıl uzatıyor. Öyle paylaşmış olayım. Ee, ve arkadaşlar ben okulun civarında dolaşıyordum. Okula gitmiyordum. Ya da işte son anda gidiyordum. Şuydu buydu. Ve o kadar iyi bir mazeretim vardı ki benim bu tembelliğime kimse de çıkıp sen ne yapıyorsun lan geri zekalı demiyordu. Herkes şey diyordu. Ya Süleyman'ın da yaşadığı şeyler çok zor şeyler. Süleyman'ın da işte ya ben olsam ben de gelemem Süleyman'ın yerinde olsam. İşte gelse bile zaten iki gün sonra şöyle oluyor niye gelsin ki? Böyle arkadaşlarım yani benim yerime benim mazeretlerime benden çok hak veren bir sürü insan vardı. Ders'e girmiyordum. Dışarıda sahada şut atıyordum, basketbol oynuyordum. Dersten çıkan hocayla şut atıyorduk. Düşünün. Hani o hocanın dersine girmemişim. Ee, <laughs> hoca dersten çıkıyor. Bahçede beni görüyor, geliyor. Ee, şut atıyoruz birlikte. Sonra yine benim girmediğim şekilde dersine gidiyor. Yani herkes mazeretlerime inanılmaz hak veriyor. Yani Süleyman'ın kafasını dağıtması lazım zaten. Şöyle de, böyle de. E ne oldu arkadaşlar? Kimin okulu uzadı? Yani kimin o sürede okula zaman harcamadığı sürede yetenekleri köreldi? Benim o derse gitmememin, okulla ilgili yeteneklerimi kullanmamamın, keskinleştirmememin, hatta tam tersini kullanmadığım için köreltmemin ceremesini kim çekti hayatı boyunca? Bir düşünün bakalım. Yani bugün tembelliğinize teslim olup mazeretlerinize kendinizi inandırırsanız bunun ceremesini siz çekeceksiniz arkadaşlar. Benim şuna hiçbir şekilde itirazım yok. Akıllı mantıklı bir değerlendirme yaptınız. Ya hocam ben 3ds Max kursu sizden almaya başladım. Güzel. Ama bir miktar ders aldıktan sonra bu işlerin gerektirdiği efor miktarını gördüm. Hay hay. Ve bu efor miktarı benim ve bu eforun sonunda elde edeceğim çalışma pozisyonu bana uygun olmadığına karar verdim. Ben o yüzden kursu sallamayacağım artık. Bakın başımın üstünde yeriniz var. Ama hem başarmak istiyorum, hem iç mimar olacağım, hem tasarımcı olacağım, hem görselleştirme uzmanı olacağım deyip hem de ya hocam sen de çok abartıyorsun. Bu işler bu kadar zor değildir. Bu kadar uğraşmaya, bu kadar yorulmaya gerek olacağını ben düşünmüyorum diyenler kendi kendinize yazık ediyorsunuz aklınızda bulunsun bu videomuzda da sizlere Böyle nasihatler paylaşmış olayım e, Haddimi aştıysam lütfen kusura bakmayın Bu videoların amacının benim kendimce doğru bildiklerimi size anlatmak olduğunu aklınızdan çıkarmayın Söylediklerimden pozitif olarak e, Bir şeyler çıkaranlar söylediklerim akıllarına yatanlar bunlardan faydalansınlar Bunlar aklına yatmayanlar bunlara katılmayanlar da Beni ikna etmek zorunda değil arkadaşlar. Ben de sizi ikna etmek zorunda değilim. Medeni bir şekilde bilgilerimizi paylaştığımızı aklınızdan lütfen çıkarmayın. Umarım bu videoda paylaştıklarım bazılarınıza faydalı olur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.